Kardeş kusura bakma, müşteriye gel. Kusura bakma. Ne oldu, anlat bakalım ya. Çok merak ettim şu meseleyi. Neymiş? Tamam, şöyle sağdan yavaş yavaş gidelim. Taksimetreyi de aç. Kızım, hayatında taksimetre mi görmedin? Allah Allah. Oyuncak değil bu. Aç kapı, aç kapı. Müşteriyi açıyorum ben onu. Ya tamam işte, ben de müşteriyim. Nişantaşı'na gideceğim. Ya bunun için mi çağırdın Esin beni? Aşk olsun. Ya evet, bunun için çağırdım. Ne yapayım Şevkat? Başka türlü yüzünü göremiyorum ki. Bir taşla iki kuş vurayım dedim işte. Hem gitmek istediğim yere gideceğim, hem de senin yüzünü görmüş olacağım. Nişantaşı'nda bir arkadaşımın galerisinde bir tablom var, onu alacağım. Ama inşallah trafik vardır, şöyle uzun uzun konuşuruz. Ya gülüm, ben de seni çok özledim de yani şimdi ne gerek var böyle hantin guntin hareketlere ya? Şevkat gel beni al de, ben seni alayım götüreyim nereye gideceksin. Bir de diyorsun ki taksimetreye aç, para vereceğim bilmem ne laf. Vereceğim tabii ki. Yani sen zaten kimseden para almıyorsun ki. Hayır işi yapıyorsun resmen. Şevkat bak, çok yoruluyorsun, uykusuz kalıyorsun. Emeğinin karşılığını alman lazım sevgilim. Vallahi taksi benim olsaydı 5 kuruş almazdım. Da işte patrona çalışıyoruz. O yüzden indirim yapacağım sana. Tamam, indirim yap. Peki senin resmin neden arkadaşının galerisinde? Tabii sen hiç bilmiyorsun doğal olarak. Şöyle oldu. Esin, bak ne düşündüm biliyor musun? Her ayın belli birkaç günü senin tablolarını burada sergileyelim diyorum. Ne dersin? Tayfun, çok sevinirim. Rica ederim, benim için büyük bir zevk. Hem biliyorsun senin çalışmalarını çok beğeniyorum ben. Teşekkürler. Ya bunu senden duymak çok güzel benim için. Teşekkürler. Bir sonraki sergiye de mutlaka gelmelisin. Çok önemli bir eser sergileyeceğiz. Miro'nun bir eseri. Miro mu? Miro'yu mu getiriyorsunuz? Evet Esin. Aylardır bunun için uğraşıyoruz. Tablonun değerini bir bilsen tam 20 milyon dolar. Sergileyebilmek için ön koşullar o kadar zorluydu ki çok sıkı bir güvenlik sistemi kuruldu. Ya tebrik ederim. Çok sevindim. Çok heyecanlandım. Ben de öyle. Bu arada sen arabayla mı geldin? Yok, taksiyle geldim. Ben götüreyim seni o zaman. Yani zahmet etme, ben taksiyle dönerim tekrar. Olur mu canım öyle şey? Beraber çıkarız. Hem tabloyu da elinde taşımamış olursun. Tamam, olur. Teşekkürler. Efendim canım. Alo Esin. Ne yaptın? Hallettin mi işini? Gelim alayım mı seni? Yok yok, ben hallettim. Arkadaşım bırakacak zaten, sağ olsun. Tamam, evde görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Çıkalım mı? Çıkalım. Alo. Serbülent. Ne yapayım bu ya? Cuma ben, cuma. Senin şey için aradıydım ben. Bizim orada galeri açıldıydı da bir tane. Orada bir resim var. 1000 liraya satılıyor. Sakın benden duymuş olma. 10 yıl sonra 1 milyona satarsın onu be ya. Vallahi. Zengin öleceksin oğlum. Toprağa zengin göreceğim be ya. Hadi iyisin yine. Sakın tıs pıs. Benden duyduğunu söyleme kimseye. Hadi bakalım. Hadi al onu, al. Al, al. Tamam. Oldu bu iş be ya. Tayfun'u aramam lazım. Hemen haber vermem lazım. Dur.
Efendim Esin? Tayfun, Tayfun hemen gelmen lazım. Tablolar karışmış, Miro'yu vermişsin bana. Ne? Tablolar mı karışmış? Bu çok kötü oldu ya. Tamam, tamam. Hadi hemen gel al bunu. Evdeyim ben. Gelemem ki ben şimdi. Miro ile ilgili çok önemli bir güvenlik toplantısına gireceğim. Ah, çok güzel. Ben de olduğunu söyleme sakın ha. Ne yapayım? Ben galeriye götüreyim mi hemen bunu? Galeride de kimse yok ki. Asistanım da benimle gelecek. Nasıl yapsak? Sende kalsın bu akşam. Olmadı yarın ben senden alırım. Tamam, tamam o zaman. Ben gözüm gibi bakarım ona. Ben de, tamam mı? Merak etme. Çok teşekkür ederim Esin. İnan senden başka kimseye güvenemezdim. Ama şimdi içim rahat. O tablonun dışarı çıkmaması gerekiyordu. Duyulursa ben mahvolurum. Tamam, tamam. Senin aklın kalmasın. Ben bütün gece onun başında nöbet tutarım gerekirse. Çok teşekkür ederim İnan. Görüşürüz. Tamam, bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.